Hastalıkta da aynı şey oluyor. Hastalık geliyor, adam Ya Rabbi Ya Rabbi şifa şifa şöyle olacağım, böyle olacağım ve o esnada hemen acele namaza başlıyor. Hepsi tamam. Allah Azze ve Celle bakmışsın şifayı gönderiyor. Umulmadık durumda birden şifaya geliyor. Sonra adam tekrar yay etkisi dönüyor eski haline ve diyor ki ya biz o zamanlar biraz fazla telaş etmişiz aslında ilacı varmış biz yok zannettik de biraz fazla duaya hani e, ağırlık verdik gibi oluyor. E varmış varmış yani nicesi. Bizim o ilk doktor bizi çok yanıltmış. Bizimki zaten ondan değilmiş ki. Bizimki bunun virüs cinsindenmiş yahut bakteri cinsindenmiş yahut bizimki zaten ufaktan bir değmiş yayılmamışmış. Bunları konuşmaya başlamış bakmışsın. Halbuki hastalığında ziyaret ettiğinde Allah diyordu, peygamber diyordu, dinden gayrı bir şey konuşmaya Yanaşmıyordu. Şimdi bakmışsın dil sekülerleşmiş, tamamen e, aslında kendisinin kurtulacağı varmış da işte e, o konuları konuşuyor. Tıpkı ayette geçen "Qalu qadmasse aba anabdarra'u dediler ki babalarımızın da başından gelip geçmiş böyle şeyler oluyormuş yani böyle sıkıntılar kıtlıklar. Biz kıtlık olduğu, sıkıntı olduğu vakit fazla e, telaş etmişiz Cenab-ı Hakk'a söz vermişiz yalvarmışız, yakarmışız. Cenab-ı Hak da diyor ki biz de bunun üzerine فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ şey Her şeyin, her hayrın kapısını açtık üzerlerine. Yani iyice azdırma şeyini Cenab-ı Hak uyguluyor onlara. Hatta اِذَا bima بِمَا اُوتُ Ta ki kendi ellerine geçenle öyle şımardılar, öyle azdılar ki tam zirveyi, dorukları zorluyorlardı. nahum بَغْتَةً Onları bu kez ansızın yakalayıverdik. فَاِذَاهُمْ <laughs> مُبْلِسُونَ Birdenbire ümitleri tükendi. Bu da Allah Azze ve Celle'nin sünneti. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ Yani önceki hastalığı şifa verdi. Sonra Allah'a yormadın. Cenab-ı Hakk'a dönüşünü yine vazgeçtin. Sonraki hastalık. Sonra ticari bir olay üzerinden benzer bir şey yaşattı. Sıkıntıdayken toparlarsam şöyle böyle dedin. Toparlarsam hacca gideceğim, toparlarsam namaza başlayacağım, toparlarsam Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumaya, öğrenmeye, zaman ayıracağım. Bir dünya söz verdin, şimdi toparladın, o kadar çok Cenab-ı Hak sana imkan verdi, o sözlerin hepsini unuttun. Ya işte biz e, sıkı durduk, yıkılmadık, edebiyatı yapıyorsun şimdi. Yani şöyle ettik, böyle ettik, zeki davrandık, çekleri şöyle böldük, bak mısın anlatıyor bir dünya. Hepsinde aynı sistem işliyor. Allah Azze ve Celle'yi göz ardı etmeye, e, kendi iyi duruma, iyi güne kavuşunca göz ardı edip hemen seküler tarafa e, yönelmeye başlıyor. مَرَّكَ اَنْ لَمْ يَدْعُونَا اِلٰى دُرِّ Sanki o sıkıntıyı yaşayıp da bize yalvarıp duran O değilmişçesine basıp gitti diyor Cenab-ı Hak. İşte bu durumu Cenab-ı Hak olarak tarif ediyor. Ve biz onları tekrar tuğyanları içerisine bocalamak üzere geri göndeririz. Adam kendisini aslen kökten ıslah etmediği için sıkıntının tesiriyle iyileşmeyi Allah Azze ve Celle nasip etmiyor. Kendiliğinden iyileşmek, kendi iradenle iyileşmek durumundasın. Bunlar ancak olsa olsa ibret vesilesi olur, bundan bir öğüt almak üzere bir vesile olur. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Bir de bu imkanları üst üste tüketmenin çok büyük bir riski var. Bir zaman sonra Allah Azze ve Celle kalbi damgalar, artık süreci kapatır. Yani her defasında bu imkanlar altın değerinde. Boşa tüketiyorsun onu, onu. Ticari olanı da boşa çıkardın. Hastalıktan yana geleni de boşa çıkardın. Hepsi altın değerinde bir fırsat sağlıyordu. E, efendim ailevi hayatından gelen bir sıkıntı oldu. Orada da yine Cenab-ı Hak yardım etti ama sonra onu da boşa çıkardın. E, ondan sonra Allah Azze ve Celle sen imkanları, Cenab-ı Hakk'ı asla istekli, gönüllü tanımayacağını belli edince... Kezalika yatba Allahu ala kulubil kafirin. O diğer ayette de fe ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ala kulubil mu'tadin. Bu kadar haddi aşarsan Cenab-ı Hak işte biz böyle kalplerini damgalarız buyurdu. Ukubeten min Cenab-ı Hak'tan bir ukubet yani bir ceza olmak üzere. Ama bu da o kişinin asla artık o kalbiyle Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yanaşmayacağının belli olduğu bir yerde gerçekleşir. Yoksa biraz daha kalsa iman edecekler idi. Hani meseleyi bir böyle e, saniyelerle dakikalarla e, gibi sanmamak için söylüyor.